دونك كان راسك كويس تعال الله اكبر الرعل Tekrar merhaba. Saat başında kayda geçsin kaldığı yerden devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır bizimle birlikte. Bu ikinci saatte de gene birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin İŞİD gerçeğini konuşuyoruz ve Türkiye'deki İŞİD dosyasını açıyoruz. Az önce izlediğiniz görüntüler bir yerlerde kaydedildi. İddia o ki bu görüntülerde yer alan militanlardan biri Suriye'de iki Türk askerini ne yazık ki yakarak katleden militanlardan biri. Peki o kişi acaba şu anda Türkiye'de mi? Türkiye topraklarında mı? Mümkün olabilir. Neye dayanarak söylüyoruz? Bakın bugün Ankara'dan bir özel haber, sevgili meslektaşımız Tamer Ardaşahin'in özel haberi. Türkiye'de ele geçirilen IŞİD militanı Ömer Yetek'in ifadesi. Ömer Yetek'i şimdi arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Çok azılı bir IŞİD militanı olduğu biliniyor kendisinin. Ömer Yetek 2018 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve ifadesi bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ne diyor Ömer Yetek? Neden gönderildi Ağır Ceza Mahkemesi'ne? Çünkü 10 Ekim GAR saldırısını görüyor Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve oraya gönderilen ifadesinde IŞİD militanı Ömer Yetek, İki Türk askerinin yakıldığı görüntülerde yer alan İlyas Aydın, Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk, Ebu Übeyde isimli İsmail Aydın ile IŞİD üzerine konuşmalar yaptıklarını, yani o eylemi gerçekleştirenlerle Türkiye'deki ketibeler arasında bir iletişim var. İlyas Aydın'la beraber IŞİD'in sınır emiri İlhami Bala aracıyla Suriye'ye geçtiklerini, beraber geçmişler Suriye'ye, ve 2014 yılında IŞİD'e katıldıklarını anlatıyor o ifadede. Gene Yetek, İlyas Aydın'ın bir bölük kurma görevi istediğini, ancak bu görevin Gaziantep'li Ebu Abdülmuin kod adlı Cengiz'e verildiğini söylüyor. Yani IŞİD Gaziantep'te bir bölük kuruyor. Yok, Gaziantep'li kişi Suriye'de bölük kuruyor. Suriye'de, pardon. IŞİD'in Suruç saldırısını gerçekleştiren Abdurrahman Alagöz'ünde hangi bölükten olduğunu şöyle anlatıyor Ömer Yetek. Bahsettiğim bu kişi Cengiz, bu bölüğü Suriye'de kuran militan, 2016 yılında Türkiye'de cezaevindeydi. Yakalanmış yani Türkiye'de. O dönemde Türkiye'den gelen Türklerin neredeyse %90'ı bu ketibedeydi. Yani Türkiye'den IŞİD'e katılan insanlar bu Cengiz isimli kişinin kurduğu bölük içinde yer alıyorlar. Hocam şunun altını çizmek lazım kesinlikle. 2016'da Türkiye'de yakalanıyor, bırakılıyor, Suriye'ye gidiyor ve bölük kuruyor. Bakın yani 2016 Türkiye'de yakalanıyor ve bırakılıyor adam. Ve orada bölüğün başı oluyor. Türkiye'de yapılan eylemlerin eylemcileri bu ketibe içinden seçilen kişilerdir. Yani bu adamın göz göre göre serbest bırakıldıktan sonra kurduğu bölüğün içindeki Türk eylemciler Türkiye'deki malum eylemleri gerçekleştiriyorlar. Var orada. Ne var onların arasında? 10 Ekim GAR saldırısı. Suruç katliamı. Aynı şekilde Gaziantep'te düğün saldırısı. Haziran'da HDP mitingi 5 Haziran 2015. Hepsini bu bölüğün içindeki IŞİD militanları yapıyorlar. Bitireyim. Bütün bunları anlatıyor Ömer Yetek. Bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 4. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ifadesinde. Yetek'e şu da soruluyor. Peki Bodrum'da, Çeşme'de, başka sayfiye yerlerinde bir takım eylemler planlandığı, bazı milletvekillerine ve Sedat Peker'e suikast planlandığı iddiaları da soruluyor. Onlara da yanıt veriyor. Diyor ki, bunlardan benim haberim olmadı diyor ama bir bağlantısını paylaşıyor. Aynen öyle. Ben Ercüment'le milletvekiline, bir Ercüment diye bir bağlantıdan bahsediyor. Akrabası. Bir milletvekiline ve Sedat Peker isimli şahsa eylem yapılması yönünde bir görüşme yapmadım diyor. Böyle bir şeyi duymadım diyor. Yani benim bununla bir ilgim yoktur diyor ama demek ki bu iddialar Türk polisinin, Türk emniyetinin masasına kadar gelmiş ki bunu bir militana ifadesinde, sorgusunda sorabiliyor. Gaziantep'te bir bölük olduğunu daha önce kaydedilmiş olan şu görüntülerden de biliyoruz. Güven O konvoyun görüntülerini, evet bu bir fotoğraf, Gaziantep'te kaydedilmiş olan bir konvoy görüntüsü. Buyurunuz. Araçlarla, ellerinde IŞİD bayraklarıyla bir grup Gaziantep sokaklarında konvoy yapıyor. İzleyelim. Evet, durum bu. Hacıbayram'da gene IŞİD mahalleleri olduğu söyleniyor. Ali Mahir Başarır, ne oluyor Türkiye'de? Yani IŞİD'in korunup kollandığı, kullanışlı bir iklim için deyim yerindeyse hoş görüldüğü bir dönem midir bu? Şimdi şöyle özetleyeyim. Türkiye'de sınır güvenliği kalmamıştır. Elini kolunu sallayan herkes bir şekilde bu ülkeye girebilmektedir. Hatta en son 300 bin Afganlı geldiğinde gelenlerin adını soyadını bile bilmiyoruz. Kimliği bile olmayan gelen insanlar var. Bakın düşünün. Bir Avrupa'yı düşünün. Herhangi bir sığınmacıyı aldığı zaman 20 tane alıyorsa sınav yapıyor neredeyse. Her şeyini, kimliğini, ailesini, tercihlerini, her şeyi konuşuyor. Ama benim ülkemde elini kolunu sallayarak sahte kimlikle, kimliksiz geliyor ve Türkiye'ye bir şekilde yerleşiyor. Peki bu neyi doğuruyor? Sınır güvenliği olmadığı için iç iş yerinde Türkiye'nin 81 ilinde artık güvenlik yok. Yok, güvenli değiliz. Niye söyleyeceğim bunu? Bakın iki görüntü gördük. Biri İstanbul 33 Ağır Ceza Mahkemesi, birisi Mersin 2 Ağır Ceza Mahkemesi. Burada bu davalar görülüyor. Hangi davalar? Ben anlamak için şeyi soracağım. İlk bölümde izlediğimiz ve İstanbul Bahçeli 33. Evler'de yakalanan da o İstanbul 33. Biraz önce yayının başında izlediğimiz ise Mersin'de. Mersin. Doğru mu anladım? Evet. 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 Birisi Mersin'de Huzurkent'te yaşamakta olan bir... Anlatacağım. Peki. İstanbul'daki olay çok net. O kafa kesme görüntündeki kişi Bahçeli Evler'de görülüyor. Emniyet bunun resimlerini alıyor. Soruşturmayı başlatıyor. Dava açılıyor. Bunu İnceleyin diyor. Yapılan incelemede bu kişinin kafa kesen kişi olduğu ortaya çıkıyor. Net. O görüntüyü bir daha izleyebilir miyiz? O görüntüyü bir daha izleyebilir miyiz Güven? Şu anda ekranı açan sevgili izleyicilerimiz için nasıl bir görüntüden söz ettiğimizi hatırlatalım. O iyi Türkçe konuşan. Evet. Bahçeli Evler, İstanbul evet. Bahçeli Evler'de evet. yakalanan evet. IŞİD militanı. Tabii tabii. Sevgili kardeşler, bu şebbiha casusluk yaparken Ahrar Şam tarafından yakalandı ve bana hediye edildi. İnşallah birazdan bu kafiri Allah'ın azabıyla onu tanıştıracağız inşallah. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizde onlara azap etsin. Bunun karşılığında mümin bir topluluğun kalbini surura erdirsin. İnşallah birazdan bu kafiri ve kardeşlerim bu kafiri Allah Azze ve Celle buna azap edecek. Bu kafir tecessüs. Oğlum sabaha kadar tevhid getirsen de gebereceksin. Şimdi arkadaşlar korkudan kelime-i tevhid söylüyor ama biz buna inanmayacağız tabii. Şunu itiraf etti, videosu var. Biz zalim değiliz. Delil ispat olmadan hiç kimseye zarar vermeyiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu kafi. Şimdi bu evet. Biz zalim değiliz diyor. Çok iyi Türkçe konuşuyor. Eminim bunun işte Türkiye'de bulunmuş, Suriye'de bulunmuş, gitmiş gelmiş. Çok ciddi bir ilişkisi var belli çünkü. Türkçe'yi kusursuz konuşuyor. Türkiye vatandaşı. Evet, Türkiye vatandaşı. Yani bu bile durumumuzu ve ahmetimizi ortaya koyuyor. Mersin'deki olaya gelelim. Yine Mersin'de İkinci görüntülerdeki bir kişinin ihbar üzerine diyor ki, ihbarda da şunu söylüyor. Ankesörlü telefondan ihbar geliyor, adresi veriliyor. İki askerimizin diri yakılan iki askerimizin eylemini gerçekleştirenlerden biri olduğu söyleniyor. O yüzü kapalı kişinin. Bunun üzerine soruşturma açılıyor. Huzurkent'e gidiliyor, taşınmış. Diğer adresine gidiliyor. Ondan sonra bir şekilde yakalanıyor. Sahte kimlik çıkıyor. Serbest bırakılıyor. Sonra tekrar alınıyor. gerçek kimliği tespit ediliyor. Şimdi yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır. İşte kulağındaki kıvrımlardan burnundaki kıla kadar o kişi olup olmadığını ortaya koyacaklar. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyduğumuz zaman çok sıkıntı verici bir durum var Türkiye'de. Yani bu 2000'li yıllarda Türkiye'de terör bitmiş, Türkiye'de huzur var, Avrupa